Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Aslen'de ufak bir işim vardı. Yaklaşık bir 10 kilometre, 15 kilometrelik yolumuz var. Şöyle bir video çekeyim dedim. Birkaç tane daha böyle sorular geliyor Instagram sayfasından falan. Onları direkt buraya yönlendiriyorum. Yani niye bu arabalar, neden bu arabalar gibilerinde falan cevaplar geliyor. Daha önce klima videosunu çekmiştik. Ondan sonra şöyle bir sürüş videosu çekmiştik. Radardan dolayı basamadık ama olsun. Yine aynı yoldayız. Tam tersindeyiz ama bu sefer. Şöyle ufak çaplı video alayım dedim. Yavaştan yola çıkalım. Ufak tefek sohbetimize başlayalım. Yani böyle hızlı videolar çekeceğim ki biraz daha kanal büyüsün. Birkaç daha etkileşim artsın. O yüzden şöyle kısa kısa videolar da atacağım bazen. İşte yıkama videoları gelir, şey videoları gelir. Bakım videolarını geçtik çünkü o zaman daha böyle şeyler aklımda yoktu. Şöyle tutsam kamerayı iyi olur herhalde. Ya biz arkadaşlar yıllardan beri bu arabalara biniyoruz. Yani Tekirdağ bölgesinde bunlar sevilir, sayılır. Ya bindiğimiz başka tür araçlar da var da bu tamamen keyif amaçlı mesela. Yani niye mesela Tofaş değil diye yazmış. Ya bana pek fazla hitap etmiyor arkadaşlar. Severim. Temiz Tofaş her zaman mesela dikkat çeker benim gözümde. Yani böyle 2000 model enjeksiyonlu olursa, hidrolik direksiyon yüksek göğüs falan. Yani hoşuma gider. Koltukları olsun, kondisyonu olsun güzelse severim yani Tofaş arabasını da. Hiç sahip olmadık. Hiç şahsı olarak bizim eve girmemiştir Tofaş, yani öyle söyleyeyim size. Genelde hep Broadway'e girmiştir. İşte Rainbow biz çok severiz mesela yani. Aslında burada pek seven olmaz. Bilen olmaz o arabaları ama biz arkadaşlar biliriz, severiz. Radar devam ediyor. Tam şerit, ters şeritte. Yani normalde hiç böyle bir araba aklımda yoktu benim. Yani tamamen Piango'dan çıktı ama nasip oldu yani, öyle diyeyim. Çünkü bu araba bizim bir sevdiğimiz abideydi. O zamanlarda almak pek mümkün değildi. Yani her şey nasip kısmetmiş hayatta, öyle söyleyeyim. Daha önce bundan Rainbow satıldı arkadaşlar, bu arada bilginiz olsun. Hani sadece şu an bu kaldı. Bununla yolumuza devam edeceğiz. Normalde ben Rainbow'u daha çok severim. Neden? C tip motor biraz daha sorunsuzdur. Ustaların biraz daha sevdiğim motordur. Yani şöyle söyleyeyim, en basitinden kaputu kaldırdığınızda bütün parçaları gözünüzle görebiliyorsunuz. Flash'ta mesela öyle değil. Biraz karışık bir motor yapısı var. Üstten eksentrikli motor yapısı var. Ustalar pek fazla sevmez. Hani aslında yapan ustalar çok güzel bir şekilde yapıyor ama kimisi yok buna ne yaparsan yap ayar tutmaz falan der. LPG ayarı olsun, başka bir ayar olsun. Bu aracı benzinli tabii, klimalı bir araç. Motor içinde her şey farklı mesela. Yani biz seviyoruz. Yıllardan beri de kullanıyoruz. Yani üzen bir araba değil. Benim için başka bir araba. Hani keyfi olsun, konforu olsun bambaşka. Onun mesela koltukları çok rahat, yani şöyle yayla gibi gidebiliyorsunuz arabanın içinde. Direksiyon olarak yumuşak, çok fazla sizi zorlamıyor. Zaten konfor bakımına gelirsek yani bu arabadaki en büyük etken klimanın olması. Klima bayağı şey değiştiriyor yani, öyle söyleyeyim. Şu anda bu arabada benim gözümde tek eksik güzel bir eski seri ses sistemi olsa direkt dayarım döşerim. Açarım dinlerim yani, hiç şey yapmam. Ama yapmayı düşünüyorum. Onun dışında yani dediğim gibi bizim Tekirdağ bölgesi bu tür arabaları severse eğer, ama şimdi Broadway'den flash'e bindikten sonra gerçekten şey gibi oluyorsunuz. Çağ atlamış gibi oluyorsunuz mesela. Niye diye sorarsanız yani şanzıman oranı benim gözümde çok kısa mesela. Çok bağırıyor. Biraz daha şehir için uygun yapılmış bir araba. Çok fazla bir esprisi yok mesela Broadway'in, o yüzden. Bende bir tane 19 vardı mesela, o çok güzeldi. O hala da içimde olan bir arabadır. İçimde kalmış bir arabadır. Askerlik sebebiyle onu satmak zorunda kaldım ben. O yüzden eski arabamı geri almıştım mesela. Onda zaten videolarını falan çektik. O yüzden yani biz seviyoruz. Zevkle biniyoruz. O yüzden çok fazla dikkat çeken bir araba onlar, temiz olduğu için. Yani mesela atıyorum bende 2006 model bir Astra var. Onu bir yere götür, bir yere git. Normal şekilde arabayla gezmiş gibi olursun. Yani bir yere çek temizle. Kimse yanına gelip sormaz mesela usta bu araba nedir ne değildir diye falan. Ama bunda öyle değil mesela. Bunda bir yere gidiyorsunuz. Bütün tepkiler sizin üstünüzde. Bütün gözler sizin üstünüzde. Ya usta diyor, nasıl diyor tuttum bu arabayı diyor. Nereden buldun bunu diyor. Çok güzel bir şey bu diyor falan filan. Yani çok meraklıları, meraklıdan ziyade arabayla alakası olmayan bir insanın bile dikkatini çekiyor. Hani bu araba da 20.000'de bir araba. Şu an hatta 24.000'de olacak. Ay, zaten olmuştur da 24.000'de bir araba bu. Bir renginden dolayı, bir kondisyonundan dolayı, bir de yani flash S'lerin mesela normal flashlardan görüntüsü yani şu an ki nesilde bile, yani 2022 yılında bile yan yana koyduğunuzda çok daha farklı duruyor. Bir de o senelerde ben düşünemiyorum nasıl olduğunu. Çünkü jantları, marşbelleri, farları, içi koltukları falan, kadranı bambaşka bir araba benim gözümde. Şu an mesela yani böyle ben çok rahat bir şekilde 1000 km, 1500 km bu arabayla yol yaparım.
Hiçbir gürültü yok, hiçbir bağırma yok. Gaza bastığında gidiyor. Daha ne olsun? Kaloriferi sıcak. Normal kliması var. Hani gayet yeterli bir araba. Mesela şimdi bu arabayı sattığında bu arabanın paralarınla çok daha iyi bir araba alabiliyorsun mesela. Ama aldığın araba ne olur? Biraz daha yüksek modelli olur. Kilometresi yüksek olur. Bana mesela hitap etmez. Başkasına yüksek modeldir der, aldım geçerim der, ama yani bu arabadaki aldığınız keyfi alamazsınız. Onu söyleyeyim baştan. Benim için de öyle yani. Mesela ben bu arabayı satsam, örnek veriyorum, şu anda hani 200 binde, 180 binde bir Megane 2 alabiliyorum. Orta halde. Kaportası düzgün işte. Motor mekaniği güzel ama yani içi bunun gibi olmuyor. Gidişi bunun gibi olmuyor. Duruşu bunun gibi olmuyor. Yani ben nasıl desem, size bir tabir vardır. Yani ne derler ona? Eskinin, yani yeninin yüksek kilometresini almaktansa, yani yeninin eskisini almaktansa eskinin yenisini alırım daha iyi. Yani öyle söyleyeyim, kısaltılmışı. Ya benim için öyle yani. Bu zamana kadar bindiğim arabalarda maşallah hepsi çok güzeldir. Herkes yani severek bakmıştır. Sattığım arabalarda da hiçbir sorun sıkıntı çıkmamıştır bu zamana kadar. O yüzden yani hiçbir şey yaşamadım bu arabalarda. Ama hani en çok beğendiğin araba hangisi diye sorduğunuzda, yani beni takip edenler bilirler nasıl arabalara bindiğimi. Yani en çok sevdiğim arabalardan biri Rambo'dur mesela. Ondan sonra Rambo saymazsak son satılanlardan mesela, yani Renault 11 grubuna girmese en iyi olan 19'du. 19'a ben hastaydım yani. Harbiden çok başka bir arabaydı benim için. Çünkü yapılanlar olsun, gidişi olsun, yürüyüşü olsun, duruşu olsun da çok dikkat çeken, çok mükemmel. Az önceki dayının ne yaptığını anlayamadık arkadaşlar tam olarak yani. Kenardan sıyrıldık, gidiyoruz. Ya dediğim gibi yani en çok sevdiğim aralardan birisi aslında o mavi olan çok güzeldi. Çünkü gerek gidiş olarak, bir de şu ana kadar arabanın evveliyatı belliydi yani. Çünkü yetkili servis bakımlı bir arabaydı. Ben onu ilk sahibinden almıştım yani. Ya çok özenerek bakılmış bir arabaydı, öyle söyleyeyim. Ya ondan sonra bu gelir mesela şu anda. Ben sadece şu an sattıklarından bahsediyorum ama bu da çok başka bir araba. Yani bir daha denk gelmeyecek kondisyonda bir araba. Öyle söyleyeyim size. Yani bu şekilde arkadaşlar. Yani Tofaş'a hiç almadık bu araba. Yani Tofaş'a hiç binmedik. Hiç almadık. Hiç sahip olmadık ama çok kullandık. Çok bindik. Yakın arkadaşlarımızda çok vardı mesela o arabadan. Hani biz bunları seviyoruz. Biz Renault'cuyuz yani. Ben 2012'den beri, 2013'ten beri Renault sayfalarında gezerim mesela, küçüklükten beri. Daha önce bizde hep Flash vardı, Rainbow vardı, Broadway vardı. Hep onlarla büyüdük. O yüzden yani bu arabalar bize daha çok hitap ediyor. Şu anda da zaten artık bu arabalara talep daha fazla arkadaşlar. Yani nasıl da talep daha fazla? Yani piyasayı biliyorsunuz. Normal bir araba almaya kalktığında şu an el ayağı düzgün, iyi bir arabaya bineceğim diyorsanız 300 lira 500 lira arasında. Yani bu arabalara olan talep bayağı arttı. Eski tür arabalara olan talep bayağı arttı bence. Artık çok görmeye başladım yani etrafta. Adam onu alıyor şimdi, ne yapsın yani. Önceden 100 milyara ne biçim arabalar alınıyordu mesela. En basitinden söyleyeyim. Ben mesela bendeki Opel Astra'yı geçen sene bu zamanlar tam 154 bin liraya almıştım yani. Aradaki farka bakın. Şu anda da 400 lira 430 lira arasında yapıyor araba. Yani o yüzden şu anda bu arabalara talep biraz daha fazla ama normallerine, yani bu koleksiyonluk bir araba, bunun için geçerli değil ama normal şekilde olanlarına talep fazla yani. Öyle diyeyim. Ya bu şekildeydi arkadaşlar bugünkü videomuzda. Öylesine gelirken sohbet, muhabbet eşliğinde. Amacım arabanın devir oranlarını göstermek, hız oranlarını göstermek, yakıtını göstermek. De yakıt bakımından ancak böyle fullleyip de bir kere yapmamız lazım. O zaman daha sağlıklı, daha güzel video olur. O da uzun yolda olur. Şu an geldiğim yol benim 10 kilometrelik bir yol yani. Öyle arkadaşlar, dediğim gibi yani daha fazla merak ettiğiniz soru falan varsa alabilirim. Böyle yanıtlayabilirim. Böyle sürüş yapabilirim. Hani pol sürüşünde aparatları aldıktan sonra, kafaya taktıktan sonra, o zaman daha da rahat olacak. Daha da güzel olacak. O zaman sadece full gezinti videoları yapabilirim. Mesela onlar güzel izlenir diye umuyorum. Yani bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler hepinize.